Kadınlar şiddetten ya da mutsuz bir evlilikten kaçmak istediğinde, boşanmak istediğinde biliyorsunuz öldürülüyor. Kadınlar hem bir yandan yoksullukla mücadele ediyor ama bir yandan da aile içindeki şiddetle, ayrımcılıkla mücadele etmeye çalışıyor. Bakın, evli kadın nüfusunun %39'u fiziksel şiddete, %15'i cinsel şiddete, %50'si duygusal şiddete maruz kalıyorken ayrı kalabilmek mümkün değil. Bakın, kadına şiddet biraz önce de ifade edildi, 7 yılda 14 kat arttı. Her 3 evlilikten biri, biraz önce de söyledim, çocuk evliliği. 181.036 çocuk yeğenimiz var. Çocuk evliliği var. Tabii bu buzdağının sadece görünen kısmı. Genç kızların %41.5'i ne okuyor ne çalışıyor. Tecavüz ve taciz, cinsel istismar olaylarında son 5 yılda %30 artma var. Bunların %50'si de 18 yaşın altındaki çocuklar. %90'ı kız çocukları, %10'u erkek çocukları. Ve bunlar ancak %27'si cinsel istismara uğradığını ifade edebilen grup. Her 5 kadından birinin okuma yazma bilmediği, her 3-4 kadından birinin şiddete uğradığı, her gün 1-3 kadının cinayete kurban gittiği ve kadınların %50'sinin yaşadıkları şiddeti bırakın yeter demeyi kimseyle paylaşamadığı, %92'sinin hiçbir kuruma başvuramadığı ve bildiğimiz üzere kadın cinayetlerin %47'si ya eski koca ya da boşanmak üzere olduğu koca tarafından işlendi. Aile içi şiddet kadın ile erkeğin birlikte yaşam isteğini azaltıyor. Nasıl bir ülkede terör yaşıyoruz yıllardır. Terör bir toplumdaki toplumun birlikte yaşam isteğini zayıflatıyorsa, aile içi şiddet de kadın ile erkeğin birlikte yaşam isteğini azaltıyor. O yüzden de diyoruz ki biz, eğer aileyi korumak istiyorsak, aile içi şiddet, ayrımcılık, kadın erkek ilişkilerinde, toplum ilişkilerimizde bir an önce aşılması gereken en önemli şey. Eğer biz mutlu aile istiyorsak, biz güçlü büyük Türkiye istiyorsak, bu şiddeti, bu ayrımcılığı bir an önce kadın erkek ilişkilerinde bitirmemiz, sonlandırmamız gerekiyor. Eğer bizler en az 3-5 çocuk dersek, işte kadın doğasının ilk işaretini, narinliğine işaret edersek, ardından da kadının esas görevinin annelik olduğunu söylersek ve aile yaşamının sınırlarına hapseden bir adalet anlayışı içinde buna eşit değilsiniz dersek, o zaman kadınlar öldürülmeye devam ediyor. Eğer diyorum ki çok fazla zamanım kalmadı, sorun tabii ki çok büyük, çok ayaklı. Bu sorunların aşılması için samimi olmamız gerekiyor. Gerçekten samimiyetle çalışmamız ve gerçekten bu sorunu aşmayı istememiz gerekiyor. Ben şunu söylüyorum. Eğer samimiyseniz bu konuda, bizim ilk işimiz kadınların şiddete uğradığı, çocukların örselendiği ve ne yazık ki annelerin hayatını kaybetmesine, babaların cezaevine gitmesine neden olan kadın cinayetlerini gündeme alalım. Kadının toplumsal yaşamda birey olması için, kadının toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gidermek için ve en önemlisi de tabii ki çocuk evliliklerini ortadan kaldırmak için gelin adım atalım. Ve gelin hep beraber aileyi korumak, toplumumuzu güçlendirmek, ayrımcılıkla, şiddetle mücadele etmek için bugüne kadar atılmış çok önemli adımlar olan SEDAV'ı, İstanbul Sözleşmesi'ni ve çıkardığımız yasaların hayata geçirilmesini sağlayalım.